Değerli ailemiz, sevgili Sevim abla, değerli Seçkin, kamera abimizin çok değerli kardeşleri, yakınları, akrabaları, kıymetli milletvekillerim, değerli belediye başkanım ve Nazimiye'nin, Kamer Genc'in Nazimiye'de yaşayan çok kıymetli akrabaları, hemşehrileri, değerli Dersimliler, hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir heyecan içindeyim. Büyük bir gurur içindeyim. 2016 yılının Ocak ayında bugün sevgili Veli Ağababa ve Nurettin Demir'le, her ikisi yine iki yanımda, Kamer abimize verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere 2 metrelik karın arasından buraya ulaşarak kendisini söz verdiğimiz gibi ellerimizle yerine teslim etmiştik. Ve o günden sonra bugün 8. kez aynı tarihte, aynı günde buradayız ve hangi makamda, hangi mevkide, hangi görevde olacak olursak olalım, yine kendisinin ölüm yıl dönümünde Allah sağlık verdikçe, bir başka engel olmadıkça burada olacağız. Ben son 9 yıldır 22 Ocak günlerinde Veli Ağababa, Nurettin Demir ve Sevim abla ile birlikte buradayım. Bundan öncekilerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili sıfatıyla buradaydım. Bugün partinin genel başkanı olarak buradayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık şöyle bir sıfattır. 1.600.000 üye bu makama layıktır. İçlerinden birisi bu görevi yapar. Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in koltuğunda tüm Cumhuriyet Halk Partileri adına oturur. Ve böyle günlerde burada genel başkanın varlığı bütün Cumhuriyet Halk Partililerin varlığı demektir. Ben bugün partimin en yeni kaydolmuş, 18 yaşını yeni doldurmuş üyesinden en kıdemli 100 yaşındaki üyemize kadar hepsinin gönülden Kamer Genc'in ailesine bir kez daha taziyelerini, iyi dileklerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genc'in mezarı başından bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek üzere buradayım. Hikayesini vakfımız Tülov Vakfı kitaplaştırdı. Geçtiğimiz günlerde o kitabı partimizin yöneticilerine, milletvekillerine, delegelerine özel bir notla ulaştırdım. Belgeseli çekildi. Resim sergisi yapıldı. Unutmamaya ve unutturmamaya çalışıyoruz söz verdiğimiz gibi. Hatta biz onunla selfie çekerdik, Twitter'a koyardık. Ölümünden bir 15 gün önce kendi evinde ziyarete gittiğinde Veli Ağababa, bakalım bundan sonra kimle selfie çekeceksiniz dediğinde, o beni aradı, böyle soruyor, ne yaparız dedi. Bir yolunu buluruz dedik. Bu resim ondandır. Her sene geliriz buraya. Birazdan 9. kez çekeceğiz. Biz selfimizi çektiririz. Kamer abiyi unutturmamak için. Çünkü kendi hayat hikayesini ben dinledim. Ben 1940'ta doğdum dedi. Babandan 3 yaş büyüğüm. Baban kaçlı demişti, 43'lü. 1940'ta doğdum dedi. İlkokula kadar keçi kovaladım dedi. Bizim orada okul yaşı gelince bir karar verilir dedi. Ya keçinin peşinden gidersin ya okula gidersin. Biz okula gittik dedi. Keçinin peşinden gitmedik dedi. Yürüyerek gittim dedi. Kar altında gittim dedi. Yatılı okudum dedi. Evden ayrıldım dedi. Aylarca yatılı okudum dedi. Sonra bütün hikayesini anlattı. Ankara'yı anlattı. Sevim ablayı anlattı. Biz o günler bunun mutlaka bir filminin, bir kitabın da olmasını düşündük. Ve daha sonra birlikte Tansu da burada, onun çok katkılarıyla, Nurettin Hoca'nın başkanlık yaptığı vakfımızla bunu yapmak mümkün oldu. O kitap bir cumhuriyet hikayesi. Kamer Genc'in hikayesi cumhuriyetin hikayesi. Tunceli'nin, Nazimiye ilçesinin, Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun cumhuriyetin imkanlarıyla
gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra anayasa yapılırken orada olduğu, Cumhuriyet'in verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, sonra defalarca milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiği, yani nasıl vatana bayrı, millete bağlı, bayrağa bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı. Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, şimdi başkanlığını yaptığım gruba da hep söylediğim bir şey var. Kişisel olarak geri adım atabiliriz. Kişisel olarak korkarız, susarız. Kişisel olarak eğiliriz. Ama CHP milletvekilleri söyleyeceği sözden bir kelime eksik konuşamazlar. Bir adım geri atamazlar, bir santim eğilemezler. Çünkü bilirler ki biz bir santim eğilirsek onlar bu millete diz çöktürürler. Kamer Genç kişisel olarak dünyanın en cesur insanı değildi. Ama dünyanın en cesur insanlarının yaşadığı bu coğrafyanın vekili olarak hepimizin en cesuruydu. 300 kişi üstüne yürürdü, bir kelime geri almazdı, bir kelime. Kürsüye yeniden çıkar, aynı bildiğini bir daha söylerdi. Gün oldu biz mecliste 300 kişiye karşı 6 kişi kaldık. Bir daha Veli Ağbaba kürsüye çıkmasın diyorlardı. Çay ocağında toplandık, dışarıda 300 kişi vardı. Dedik ki Kamer abiden öğrendiğimiz bir şey var. Bu kürsüye çıkmazsak bir daha çıkamayız. Bir daha bu sözü söyleyemeyiz. Ölmek var, bu kürsüye çıkıp doğru bildiğini söylemekten dönmek yok. O cesaretimiz hepsine geri adım attırdı bizim gün geldi. Bunu öğrendik, bunu uyguluyoruz. Bundan sonra da doğru bildiğimizden geri gitmeyiz. Aynı onun gibi laikliği tartıştırmayız. Aynı onun gibi bayrağı tartıştırmayız. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Aynı onun gibi doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız. Onlar ne diyor diye düşünmeyiz. Onlar kendi bildiğini yapacak. Onlar kendi siyasetini yapacak. Biz doğru bildiğimizi yapacağız. Biz emanete sahip çıkacağız. Emanet Atatürk'ün emanetidir. O emanete sahip çıkarken Kamer Genç gibi cesur, Kamer Genç gibi kararlı, onun gibi inatçı olursak bir gün geldiğinde hangi makamlarda, hangi mevkilerde olduğumuzun ve ölürken hangi sıfatı taşıdığımızın önemi yok. Kar demeden, kış demeden, yol demeden mezarının başında ailesi burada olur. Hem kan bağı olan ailesi, değerli eşi, hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi, hem de Kamer Genç'i tanımış olmanın verdiği onurla, mutlulukla ona yürekten sahip çıkan bizim gibi bütün bu kocaman ailesi yanında olur. Emin olun, televizyonlar canlı yayınlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde, 976 ilçesinde şu anda Kamer Genç adı geçtiğinde, odasında çınladığında herkesin yüzünde Kamer abinin o güzel gülümsemesi var. O şu: ben yılmam, korkmam, geri çekilmem. Ben doğru bildiğimi söylerim, gerisini onlar düşünsün diye gülümsüyor Kamer Genç. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerde Kamer Genç'in bu kararlılığı olduğunda yüzümüz gülecek. Sonra bu ülkedeki herkesin yüzü gülecek. Buradan size söz veriyoruz. Nazimiye'den söz veriyoruz. Dün gelmeden önce Sayın Genel Başkanımızı aradım. Dün akşam bir araya gelecektik. Kendisinin programı olduğu için bu akşamı erteledik. Bizim geleneğimizdir, gelmeden önce Kemal Bey'i ararız. Memleketinize bir talimatınız, bir söyleyeceğiniz var mı deriz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız çok selam söyledi. Sizin de selamlarınızı alıp ona götüreceğim. Ben bir tek şey söyleyeyim burada. Herkesin bizden bir beklentisi var. Şunu söylüyorlar: aman Kemal Bey'e vefalı olun. Hep şunu söylüyorum: vefa nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var. Ama benim anladığım vefa şu: bir genel başkana, önceki genel başkana vefa partisini iktidar yaparak olur. Biz partisini Nazimiye'de, Tunceli'de ve Türkiye'de iktidar yapacağız.
genel başkanımıza da, Deniz Baykal'a da, Bülent Ecevit'e de, İsmet İnönü'ye de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de vefamızı onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz. Hepinizi seviyoruz. Sakın Kamer abinin yolundan ayrılmayın. Onun yolu doğruluk, dürüstlük yoludur. Sakın partimizin yolundan, Atatürk'ün yolundan ayrılmayın. Atatürk'ün yolundan sapmayana hiç kimse bir şey yapamaz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına yürekten kucaklıyorum. Ve bundan sonraki senelerde yine burada sizlerle birlikte ama çok daha güçlü, çok daha başarılı bir Cumhuriyet Halk Partisi ile olmanın sözünü veriyorum. Sağ olun, var olun, ruhu şad olsun. Evet, Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Birazdan yaz ve lokmalar dağıtılacak. Çok teşekkür ediyorum. Thank you.